29 Mayıs 9. sınıf fizik deneme çözümleri. Soru 1. Kütlesi 50 kilogram olan Mete, düşey kesiş şekildeki gibi olan sürtünmesiz bir pistin N noktasından kaykay ile durgun halde harekete başlıyor. Pistin yer seviyesindeki A noktasında Mete'nin yere göre potansiyel enerjisi P, kinetik enerjisi K, toplam enerjisi E ve hızı ise V'dir. Bu pistte L noktasından aynı kaykay ile aynı şekilde harekete başlayan 60 kilogram kütleli Arda için A noktasındaki P, K, E ve V büyüklüklerinin Mete'ninkine göre değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi arkadaşlar enerji potansiyel formülümüz MGH idi. Şimdi A noktasına geldiği anda yüksekliğimiz olmayacağı için şuraya arkadaşlar ilk önce Mete yazacağım. Şuraya da Arda yazacağım. Mete ve Arda. A noktasında yükseklik olmayacağı için potansiyel enerjisi nedir? Sıfır. Arda için bakalım. Bu 50 kilogramdı. Arda da 60 kilogram. Bakın aynı kaykay. Bu kez 50 kilogram değil 60 kilogramla gönderseydim yine değişen bir şey olmayacaktı. Yine A noktasında yüksekliği olmayacağı için Arda'nın da potansiyel enerjisi ne olacaktır? Sıfır. Yani Arda'nın A noktasındaki potansiyel enerjisi sıfır. Mete'nin A noktasındaki potansiyel enerjisi sıfır. Değişim olmayacaktır arkadaşlar. Yani değişmez gelecek. Şimdi bakarsak kinetik enerji. Kinetik enerji formülümüz arkadaşlar 1 bölü 2 m v kareydi. Şimdi buradan yola çıkarsak bakın buraya dikkat. İlk önce hızı gösterelim. Hız nereden gelecek peki? Potansiyel enerji tamamen kinetik enerjiye dönüşmeyecek mi? Evet. İlk başta o zaman MGH eşittir 1 bölü 2 m kare dersen bakın kütleler ne oldu? Gitti. V kare eşittir kök içinde 2GH gelecek. Hem Mete için hem de Arda için bakın yükseklik her ikisi için de aynı. Yer çekimi ivmesi aynı. Arkadaşlar o zaman hızlarının ne olması gerekiyor? Değişmemesi gerekiyor. Hızlardaki değişim de aynı olacaktır. Yani hızlar değişimleri hem Arda hem de Mete için farklı değil. Yani her ikisi için de aynı, değişmez. Peki kinetik enerjiye gelirsem bakın hız sabit, hız değişmiyor. Ama kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Burada Arda'nın kütlesi daha fazla olduğu için Arda'nın kinetik enerjisi bir artış gösterecektir. Kinetik enerji artar. Peki toplam enerji, mekanik enerji diyoruz biz buna. Toplam enerji arkadaşlar nedir? Enerji kinetik artı enerji potansiyel. Bakın buraya dikkat. Potansiyel enerjim sabit ama kinetik enerjim arttığı için toplam enerjim de ne yapması gerekiyor? Artması gerekiyor. O zaman doğru cevabımız D seçeneği. İkinci soruya geçelim. İkinci sorumuzda X, Y, Z kaplarında sıvı kütleleri ve sıvıların öz ısıları verilmiştir. Özdeş ısıtıcılardan verilen ısı enerjisinin hepsinin sıvıların aldığı kabul edildiğine göre T süre sonra sıvıların sıcaklıklarındaki delta TX, delta TE, delta TZ değişimleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli olay şu. Özdeş ısıtıcılar yani hepsine aynı miktar ısı verdiğimizi varsayalım. Bizim formülümüz Q eşittir. M çarpı C çarpı delta TI'dir. Şimdi buradan yola çıkarsak bakın hepsine Q kadar ısı vereceğim. Çünkü özdeş ısıtıcılar. X için bir yazalım. Q eşittir. X'in kütlesi M çarpı öz ısı 2C çarpı delta TX. Y için yazalım. Q gene aynı. Çünkü özdeş ısıtıcı. 2M çarpı C çarpı delta TY diyoruz. Z için yazalım. Gene aynı. Özdeş ısıtıcı olduğu için Q kütlesi M 3C çarpı delta TY. Bakın arkadaşlar. Burada ısı sahası fazla olanın sıcaklık değişimi az olacak. Bu durumda bakarsanız ısı sahası en fazla olan delta TY en az değişecektir. Yani Y için. Pardon burası Y demişim. Z için. Z. Düzeltelim bunu. Bu durumda arkadaşlar bakın ısı sahası dediğimiz zaten şunların çarpımıydı. En büyük olandaki sıcaklık değişimi en az olacak. O zaman delta TX delta TY'ye eşit
Onlar da delta t z'den büyük olacak. Bu önermemiz arkadaşlar, şöyle birazcık silik gözüküyor ama sanırım A seçeneğinde var. Şu eşittir galiba. Şöyle yapalım. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda bir madde ısıtılırken sıcaklığı değişmiyor. Arkadaşlar sıcaklığı değişmiyorsa bu hal değişimindedir. Hal değişimindedir. Aynı zamanda ısıtılıyor. Arkadaşlar ısıtılan bir şey dışarıdan ısı alıyordur, donmaz. Isı alırsa arkadaşlar ne yapacaktır? Ya eriyecektir ya da kaynama haline geçecektir. Bakarsak ne olacaktır? Erime halinde olabilir, kaynama halinde olabilir. Zaten yargılarından hangileri doğrudur diyor. O zaman cevabımız D seçeneği. 1 ya da 3 gelecektir. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki durumların hangisinde ortam basıncı etken olmuştur? 0 santigrat derece Uludağ'ın tepesinden Mudanya sahiline inildiğinde suyun donması. Arkadaşlar burada basıncın farkından kaynaklanan bir durum var. Eğer basınç değişkenlik gösteriyorsa suyun donma noktasında da mutlaka bir değişkenlik olacaktır. Normalde 0 santigrat derecede arkadaşlar Uludağ'ın tepesinden Mudanya sahiline inildiğinde, bakın Uludağ'ın tepesinde 0 santigrat derecede arkadaşlar ne olacaktır? Madde arkadaşlar kaynama noktası, pardon, donma noktası arkadaşlar yükselecektir. Doğru mudur? Yani şöyle söyleyelim. Hani yazın baktığınız zaman hava sıcaklığı 20 santigrat derece olsa bile dağın zirvelerinde karı görüyorsunuz. Bunun da sebebi nedir? Yükseklere doğru çıktıkça basınç azalıyor. Arkadaşlar donma noktası ne yapıyor? Yükseliyor. Demek ki burada basıncın etkisi var. 100 santigrat derecenin altında ağzı kapalı bir kapta bulunan suya buzlu su püskürtülmesiyle suyun kaynaması. Arkadaşlar gene basınç farkından kaynaklanan bir durum vardır. Aynı şekilde ne yapacaktır? Bakın ağzı kapalı bir kap dediği için burada bir basınç farkı var. Basınç farkından dolayı ani sıcaklık değişimi olacaktır. Yine basınç farkından kaynaklanan bir durum. Üçüncüye bakarsak, karpuzun kesilip güneşe karşı konulması ile soğuması. Arkadaşlar burada sadece sıcaklık değişimi, ani sıcaklık değişiminden bahsediyor. Buranın basınçla çok bir ilgisi yok. Sadece ısı alışverişi diyeceğiz. O zaman doğru cevap C seçeneği gelecektir. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzda Benjamin Franklin elektriksel modellemesinde iki cismin birbirine sürtünmesiyle yük oluşmadığını, elektriklenme durumunun yükün bir cisimden diğerine geçerek eşit miktarda ve zıt yüklenmesiyle meydana geldiğini açıklamıştır. Yukarıdaki metinde Franklin elektrostatiğin özellikle hangi ilkesini vurgulamaktadır? Arkadaşlar özellikle diyor, bakın. Yükler sürtünmeyle oluşmaz. Yanlış arkadaşlar, burada zaten neyden bahsediyor? Sürtünme ile elektriklenmeden bahsediyor. Elektriklenme yalnız sürtünme ile meydana gelir. Hayır, böyle bir şeyden de genelleme yapamayız. Elektriklenme yüklenmede yükler konumludur. Evet arkadaşlar, işte burada bahsetmek istediği olay bu. Bakın eşit miktarda ve zıt yükle yükleniyormuş arkadaşlar. Buradaki olayımız şu: ne kadar yük alıyorsak arkadaşlar elektron alabiliyoruz. Ne kadar yük veriyorsak o kadar pozitif hale geçeriz. Yani ne kadar elektron veriyorsak o kadar bizde pozitif yük belirgin hale gelmeye başlar. Yani burada yük korunumludur. Bundan bahsediyor. Yükler yoktan var olmaz. Arkadaşlar cümleye çok fazla bir ilgisi yok zaten. Sürtünmeyle elektriklenmede cisimler zıt yüklenir. Ama bize bakın, bu da doğru. Fakat özellikle hangi ilkesini vurgulamaktadır soruyu birazcık değiştiriyor. Burada vurgulamak istediği arkadaşlar elektrikle yüklenmede yükler korunumludur. O zaman doğru cevabımız C seçeneği gelecek. Bunu nereden çıkarttık? Eşit miktarda dediği için. Bakın. Eşit miktarda dediği için korunumlu olduğunu anlıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Altıncı soruya gelelim. Altıncı sorumuzda bir iletken ve yüklü KL küresel cisimleri elektrik alan çizgileri şeklindeki gibi verilmiş.
Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi bakın arkadaşlar, elektrik alan çizgileri nereden nereye gitti? Artıdan eksiye doğru. Bakın bu yukarıya doğru gitmiş, dışarıya doğru çıkmış yani buradaki çizgiler. Demek ki K cismi artı. L cismine bakarsanız çizgiler içeriye doğru geliyorsa burası da eksidir. Çünkü elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğru. K cismi artı yüklüdür, doğru. L'nin yük miktarı K'ninkinden fazladır. Arkadaşlar elektrik alan çizgisi ne kadar fazlaysa yük miktarıyla orantılıdır diyebiliriz. Bakın L'deki çizgi sayısı daha fazla olduğu için L'nin yük miktarı K'ninkinden daha fazladır. Doğru. K ve L etkileşime girdiğinde birbirlerini çeker. Evet, zıt yüklü cisimler birbirlerini ne yapar arkadaşlar? Çekerler. O zaman doğru cevabımız E seçeneği gelecektir. Yedinci sorumuza geçelim. Yedinci sorumuzda özdeş iki elektroskopun yaprakları arasındaki açılar alfa ve 2 alfadır. Elektroskopları birbirine bağlayan tel üzerindeki S anahtarı kapatılırsa yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi burada bakmamız gereken arkadaşlar özdeş iki elektroskoptan bahsediyor. Şimdi bunlar aynı yüklü olabilir. Bakın açılar birisi küçük birisi fazla. Diyelim ki burası aynı yüklüyse artı 5'e artı 10. Ben kapattım arkadaşlar. Kapattıktan sonra şöyle yapalım. Kapattıktan sonra arkadaşlar özdeş olduğu için paylaşacaklar. Bakın 7.5'a 7.5 olacak. Toplam yük 15. O zaman ne olur? 7.5 olursa bunun arasındaki açı artarken bunun arasındaki açı birazcık azalacak. Yani X elektroskobu yaprakları kapanıp açılır demiş. Böyle bir şey olamaz. Kesinlikle yok bakın. Attım. Elektroskobun yaprakları arasındaki açılar 3 alfa bölü 2 olur diye bir şey gelmiş karşımıza arkadaşlar. Şimdi 10'luk bir yükte 2 alfa varsa 7.5 yükte 1.5 alfa mı vardır? Arkadaşlar arasındaki açı hakkında bir şey söyleyemeyiz. Şöyle bir şey de olabilir. Evet, bunun için bu durum gözüküyor. Arkadaşlar şöyle zıt yüklü olduğunu varsayalım. Diyelim ki eksi 5'e artı 10. Bakın kapattım. Arkadaşlar bu kez kapanıp açıldı. Toplam yük 5, 2.5, 2.5 düşüyor. Ona 2 alfaysa arkadaşlar 2.5'a 1.5 alfa gelir mi? Hayır. O zaman bunda da kesinlik yok. Yalnız şunda bir kesinlik var. İster aynı yüklü olsun bu elektroskoplar, ister zıt yüklü olsun. Bakın bunun her halükarda artı 10'dan artı 2.5'a düştü. Aynı yüklü olsaydı 7.5'a düşecekti. Yani birazcık ne yapacaktı? Kapanacaktı. O zaman Y elektroskopun yaprakları biraz kapanır. Doğru mudur? Evet, kesinlikle doğrudur. Cevap o zaman B seçeneği gelecektir.